okullarda, mekteplerde, tiyatrolarda, sinemalarda, gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda durmadan, duraklamadan ben gözümün görmediğine inanmam dediler. Gençlere, kadınlara, kızlara gözünüzün görmediğine inanmayın dediler. Gözünüzün görmediğine inanmayın demek, Allah'a inanmayın demektir. Gözünüzün görmediğine inanmayın demek, meleklere inanmayın demektir. Ahirete inanmayın demektir. Böyle söylediler, böyle konuştular. Ben gözümün görmediğine inanmam demek suretiyle Allah'a, meleklere, ahirete inanmayan bir gençlik meydana getirdiler. Şimdi o gençler elleri silahlı, bütün bombalarla, silahlarla, dinamitlerle gözlerinin gördüklerine de inanmıyor. Her tarafı ateşe veriyorlar şimdi. Her tarafı ateşe veriyorlar. Gözümün görmediğine inanmam diye hiçbir şeye inanmaz hale geldiler. Gözlerinin gördüğü polise de inanmıyorlar. Gözlerinin gördüğü jandarmaya da inanmıyorlar. Gözlerinin gördüğü profesöre de inanmıyor. Gözlerinin gördüğü öğretmenlere, anasına, babasına hiçbir şeye inanmıyor şimdi. İyi mi ettiniz? Allah'a olan imanını, meleklere olan imanını, ahirete olan imanını yıktınız da iyi mi ettiniz? Başınıza hepsi birden bela haline geldi. İyi etmediler ki. İşte hataları meydana çıktı. Hataları, eksikleri, ihmalleri ve ihanetleri meydana çıktı. Meydana, bütün hadise meydanda. Kimse önleyemiyor. Kimse önüne geçemiyor. Çünkü Allah'a inanmıyor. Ahirete inanmıyor. Kendisini takip eden vazifeli meleklere inanmıyor ki. Kimseden korkmaz artık bu adam. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Ey Müslüman, ağzından çıkan her kelimeyi aynı anda banta alan, tespit eden ilahi vazifeli melekler var. Dikkat et diyor Hazreti Kur'an. İman esaslarındandır bu. Evet. Bütün dosya tanzim ediyorlar. Sicil tanzim. Tescil ediyorlar. Tescil. Hani sizin mesela sizin bir memurunuz vardır. Siz de amirsiniz. Amirsiniz. O memurunuz vazifeli memurunuz hakkında sicil tanzim edersiniz. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu, ahlakı nasıl, fazileti nasıl, vazifeye devamı nasıl, geçimi, her şeyini içine alan her memurun bir sicil dosyası vardır. O memuru İstanbul'dan alıp Ankara'ya tayin ettikleri zaman, Ankara'ya naklettikleri zaman o tayin olduğu daire o memurun sicil dosyasını onun haberi olmadan ister ve dosyasına bakar. Hırsızsa, rüşvetçiyse, hainse ona göre kötü muamele görür. Aynen bunun gibi dünyada insan çok üstün varlık olduğu için, mesela hayvanlar için Cenab-ı Hak hiçbir melek tayin etmemiş. Hayvanlar için, hayvanlar hakkında bir sicil tutmaya lüzum görmemiş. Hayvanların seslerini tespit etme lüzum görmemiş. Hayvanların bir insan karşısında bir kıymeti yoksa onu tespit etsin. İnsanın kıymeti olduğu için sözünü, konuşmasını, harekatını tespit ettiriyor. Dünyadan ahirete intikal ettiği için kitap aynen çıkacak, ne yapmışsa orada hazır bulacaktır. İmanımız böyle bizim. Bundan dolayıdır ki bu imanın yaşandığı devirlerde kadınlarımızda bu iman ile, erkeklerimizde bu iman ile,
alimlerimiz, amirlerimiz, herkes bu iman ile mümin oldukları için, bu iman ile yaşadıkları için bir zamanlar en mes'ud bir hayat içinde, en müreffeh bir hayat içinde bulunuyorduk. Bir Müslüman kadın, beni gözleyen melekler var diyordu. Beni takip eden melekler var diyordu. Evinde kimse olmadığı zaman bile Müslüman kadın başını açıp evinde baş açıp dolaşamazdı. Meleklerden haya ederlerdi. Yabancı erkekleri şöyle bırak. Benim sağımda solumda vazifeli melekler var. Rahmet melekleri var. Muhafaza melekleri var. Hafaza melekleri var diye, ben yalnız değilim diye evinin içinde bile saçlarını açamaz, başını, bacağını çırçıplak kimseye değil, meleklere bile göstermekten haya ederdi. Bu imanı görüyor musunuz? Bu imanı elinden alınca, kadının bu imanını, bu itikadını yıkınca, kadın Allah'tan korkmayan, meleklerden korkmayan, ahiretten korkmayan bir hale geldikten sonra o kadın kocasını dinlemez oldu, anasını babasını dinlemez oldu, sokaklardan evine gelmez oldu, gecenin yarısında bacağındaki pantolonla evine gelen bir kızdan, bir genç kızdan anası babası artık hesap soramaz oldu. Hesap gününe inanmayan bir kızdan, hesap gününe inanmayan bir erkekten devlet bile hesap soramaz oldu. Devlet bile hesap soramıyor bak. Niye böyle yapıyorsunuz diyemiyor. Neden? Hesap gününe imanı kalmadı. Seni polis takip ediyor. Seni emniyetten takip ediyorlar. Aman dikkat et desem bile kabul etmiyor. Kendisini takip eden, murakabe eden meleklere olan imanı yıkıldı. Bu iman yıkıldıktan sonra kimseye katiyen inanmıyor artık insan. Görüyor musunuz ne büyük bir hadiseymiş bu? Ve artık hiçbir günahı yapmaktan çekinmiyor. Benim günahlarımı aynen filme çeken, aynen banta alan, aynen ilahi kamerayla hayatımı kaydeden, kayda geçiren vazifeli melekler var diye iman etmiyorsa hiç kimseden çekinmiyor artık. Her haramı işliyor, her günahı işliyor, her zinayı mübah görmeye başlıyor. Demek ki anarşinin temelleri burada. Anarşizmin kaynakları buralarda. Bu itikat yıkılınca artık hiçbir tedbir para etmiyor. Evet. İşte günahlara karşı koyabilmenin, günahlardan kurtulabilmenin temeli bu imana bağlı. Şu imana bağlı. Eğer şu imanı nesillere aşılayamazlarsa hiçbir tedbir para etmeyecek. Demek ki günahlardan korunmanın tek tedbiri bu imanı gönüllere oturtmaktır. Benim hayatım kaydediliyor. Her